Günaydın sayın seyirciler. Haftanın ilk mesai günü, pazartesi gününden hepinize günaydınlar. Bugün gündeme yansıyanları Ahmet Okan ve Hasan Topaloğlu ile birlikte değerlendireceğiz ve özellikle hafta sonu oynanan Aksa Süper Lig'inde oynanan maçları konuşacağız. Aksa Süper Lig'inde 7. hafta karşılaşmaları Cuma, Cumartesi ve dün oynandı. Oynanan karşılaşmalar sonunda Mausa Türk Gücü liderliğini sürdürürken hemen averajda arkasında Miracle Değirmenlik onu takibe devam ediyor. Doğan Türk Birliği 4'te 4 yaparak dikkatleri üzerine çekti. 7. haftanın öne çıkan konularıydı. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın, kolay gelsin. Evet, Mausa Türk Gücü ile Değirmenlik arasında zirve mücadelesi sürüyor. Doğan Türk Birliği de 4'te 4 yaparak dikkatleri üzerine çekti. Neler söyleyeceksin? Hasan, senden başlayalım. Haftanın bir değerlendirmesini yaparsan kısa kısa. Ogan'ın dediği olmadı, benim dediğim oldu. Ogan takılacak dedi zirvede. Bir tek Mausa bu hafta gülecek dedi. Dediği olmadı. Ben de dedim bu hafta geçerler, haftaya sıkıntı var. Doğru mu? Doğru. Evet. Tabii yeni cami takıldı. Bir tane buldun yine arada takacak. Yeni cami takılınca. Evet. Mausa Türk Gücü fark yaratarak devam ediyor. Fark yaratarak derken hem farklı galip geliyor hem de iyi futbol oynuyor. Yani rakibi alabora diyor kısacası. Ve önemli bir isim Poten'in olmadığı haftalarda bol gollü ve kazanarak yoluna devam ediyor. 19 puan zirvede, lider durumda. Yeni kurulan Değirmenlik öyle ya da böyle sonuçta Mausa Türk Gücü ile aynı puanda. Kolay değil. KTS'de kupası ile birlikte başlayan bir yeni oluşumun sahaya sürüldüğü bir takım. Kolay değil takım olmak ama eldeki iyi kadro, istenilen her şeye imkanın sunulması Değirmenliğin şu anda Mausa Türk Gücü ile nefes nefese gitmesini sağlıyor ki bu Değirmenlik Mausa deplasmanından da beraberlik çıkardığını unutmayalım. Yani evet. Fark yaratan Mausa'yı şu anda tek takan. Zaten ikisinin de tek beraberliği, evet. Birbirleri ama arasında oynadıkları maç. O bir iki basamak önünde gördüğümüz, övdüğümüz Mausa'yı da tek takan takım Değirmenlik, evet. Ve maç Mausa'da. Yani bu avantaj şu anda Değirmenliğin cebinde. 19-19 nefes nefese gidiyorlar. Geçen seneki aynı sıkıntı yavaş yavaş ön plana çıkıyor. Yani zirveye oynayacak iyi takımlar var. Zirveyi zorlayacak iyi takımlar var. Ama işte bu takımlar Mausa Türk Gücü ve Değirmenliği takmadığı sürece ve kendilerini birbirlerini takarlar. İşte Yeni Cami Dumlupınar'ı takar. Dumlupınar Cihangir'i takar. Cihangir onu Yeni Cami'yi takar. Bu defa puan farkı açılır. Şampiyonluk yarışı da iki takım arasına kalır gibi gözüküyor. Şu an için Miracle Değirmenlik ve Mausa Türk Gücü'nün nefes nefese zirvede yarışı var ama tabii ki Cihangir, Yeni Cami, Yonpaş, Mesarya, Doğan Türk Birliği bu 5 takımı da zirve yarışında koyuyoruz, görüyoruz, bekliyoruz. Zirveyi zorlayacaklar diyoruz ama işte bu Cihangir, Yeni Cami, Yonpaş, Mesarya ve Doğan Türk Birliği'nin Değirmenlik ve Mausa Türk Gücü ile oynadığı maçlarda galip gelmesi lazım ki bu zirve yarışına ortak olsun. İşte onlardan biri bu hafta. Evet. Cihangir Mesarya derbisi. Her türlü tam bir derbi. Yaşanan süreç, şu anki ortam, dışta işte yaşanan rekabet bu hafta tamamen sahaya yansıyacak bir durum ama puan tablosuna da yansıyacak bir durum. Cihangir şampiyonluk yarışında olmak istiyorsa 19'a 15 yenersin, 19'a 18 yaparsın. Ama gelmişin takmışın hepsini, bugüne kadar çok iyi gitmişin Cihangir, gitmişin bu hafta Cihangir Değirmenine mağlup olmuşsun. 22'ye 15 daha 7. 8. haftadan ortaya fotoğraf çıkıyor. Benim söylemeye çalıştığım nokta, siz eğer Cihangir olarak, Yeni Cami olarak, Yonpaş, Mesarya ve Doğan Türk Birliği olarak zirveye şampiyonla oynamak istiyorsanız bu rakipleri takacaksınız ki şampiyonluk yarışı puan tablosu birbirine girsin. Türkiye Süper Ligi'ndeki puan tablosu gibi. Maalesef bu şu ana kadar pek olmuş değil. Mausa Türk Gücü ve Değirmenlik istediği gibi yürüyor. Cihangir iyi bir ivme yakalamış durumda. 4 galibiyet, 3 beraberlik, iyi bir başarı, namağlup takımlardan bir tanesi.
Zaten 3 takım var: Namaolup, Mausa, Değirmenlik ve Cihangir. Cihangir bunun başarıyı ortaya koymuş bir tabloda. Yeni Cami son 3 haftada çok büyük bir düşüş yaşıyor. 4'te 4 yapıp fırtına gibi başlamış. 5'er gol, 4'er gol. Adeta resital yapan Yeni Cami'yi yerlere göklere sığdıramadık. Bu Yeni Cami dedik zirveyi zorlar dedik, şampiyonla oynar dedik ama son 3 haftada 2 beraberlik, 1 mağlubiyet, bir çöküşü yaşadığı açık ve içeride bazı krizlerin olduğu da kesin. Yani bir teknik heyet sorunu çıkmıştı ön plana. Sonrasında 3-4 gün içerisinde çözüldü gibi lanse edildi. Acaba o mu yoksa başka krizler mi var? Bunu çözmek lazım ki dün akşam BRT'deki spor programını da izledim. Orada da başkan ve yönetimin el atması konusunda bir çağrı yapıldı bir noktada. Hemen arkasına Ali Safa'nın bir mesajı geldi. Gereken yapılması için düğmeye basıldı diye bir mesaj attı Ali Safa Başkan bana. Hatta o mesajı da okuyayım buradan. Her başarının başlangıcı, başlangıç planına başlar. Geçen senenin ve bu senenin başlangıcındaki başarı ortada. Geçen sene de 4'te 4 başlamıştı. İşte yapılan planla elde edilmişti. Şimdi tekrar plan odasına dönmek gerekiyor. Ve gerekeni yapacağız. Ve adım atılmıştır bile. Saygılar. Yani bir şeylere adım atmış Sayın Başkan. Yeni Cami gerçekten iyi bir kadrosu olan, zirveyi zorlayacak bir takım. Ama son 3 haftada kaybettiği ki 4-7 puan var. Liderlikten zaten dördüncülüğe düşmüş. Yompaş Dumlupınar'da bir istikrar var ama 14 puanda, zirveden 5 puan uzakta. İşte o da bu gibi zirve oynayan takımlar karşısında kazanmayı bilmeli. 90+7'de Yeni Cami'den gol yememeli. Daha sağlam oynamalı. Daha garanti oynamalı. Mesarya bana göre bu kadro revizyonu içerisinde şu anda en başarılı takım. Yani geçen sene Ertaşların, Bilalların ayrıldığı ve kaleci Hasan Piron'la ayrıldığı bir Mesarya'dan bahsediyoruz. Transferde çok da büyük bütçeler harcamamış bir takımdan bahsediyoruz. En önemli hamlesi kaleyi yine bir Hasan Piro ayarına yakın bir kaleciyle doldurması. Zaten Adana'nın en iyi savunmalarından birini tutuyor elinde. Kontratakta çok önemli oyuncular var. Birinci ligin en etkili kanat oyuncusu Ahmet Karay'ı renklerine bağlamış bir uyum süreci olabilir ama bu haftaki galibiyet golünü de atan isim. Yabancısı yavaş yavaş form tutuyor. En önemlisi bir hoca, sistem takımı Mesarya ve iyi yolda ama şampiyonluğu zorlar mı? Ben zorlayacağına inanmıyorum ama şampiyonluğun kilit takımı olacak. İşte o kilit takımı Cihangir, Yeni Cami ve Doğan Türk Birliği olmamalı. Onlar şampiyonluk yarışında olmalı diye düşünüyorum. Doğan Türk Birliği doğrudur. 4'te 4 çok iyi bir seri. 3'te 3 mağlubiyetten kalkacaksınız hiç gol atmadan 3'te 3 maçta. Fikstür dezavantajı çok büyüktü. Oradan kalkacaksınız ve 4'te 4 yapacaksınız. İyi bir silkelenme, iyi bir özgüven, iyi bir moral motivasyon. Doğan Türk Birliği bu hafta Hamitköy ile oynuyor. 5'te 5'te olabilir. Sonraki haftaki fikstürü de iyi. Yani bir çıkışı sürdürebilir. Ama Doğan Türk Birliği'nin moral motivasyonunu ne kadar bu yükseldirse de diğer taraftan Değirmenlik ve Mausa'nın takılmaması motivasyonu bir o kadar da geriye itiyor. Çünkü Doğan şampiyonluk yarışında olması için devre arasına 4-5 puan farkla girmesi lazım. Çünkü arka arkaya iki takım da kendisine geliyor, Girne'ye geliyor. Evet. Bu avantaj orada alacağı galibiyetle yarışa girebilir. Transfere uzanmış bir Doğan'dan bahsediyoruz. Gerek stopere gerek forvete şu anda çalışmalar yapan bir Doğan'dan bahsediyoruz. 3-5 güne kadar antrenman sahasını açacak olan çok büyük bir avantaj. Kendi tesislerinde çalışacak, kendi tesislerinde toplantı yapacak, orada yıkanacak, orada yemek yiyecek. Bu inanılmaz bir hava katar takıma. Şu anda Evliya Çele gibi dolaşan bir Doğan'dan bahsederken son haftalarda yakalanan başarı gelişi güzel bir başarı değil. Fark ediliyor. Bilin'in formu, Tansel'in formu, bu oyuncuların ön plana çıkması. Zaten yıllardır, son 2 yıldır Tansel'in formsuzluğu konuşuluyordu. Eski Tansel'i mumla arar durumdaydık. O Tansel geri dönmüş. Billy, neden bu yabancıyı aldınız diye eleştiri yapıyorduk. Neden alındığını son birkaç haftadır tutulduğunu gösteriyor. Benim ligde 7 hafta itibariyle
göz ardı edemeyeceğimi söylemek istediğim, az sonra bunu açarız. Biraz acele, biraz bilet paralarının çok pahalı olması, gelen yabancılara kolayına vize verilmemesi, deneme sürecinde bu pandemi olaylarının sürecinin devam etmesi dolayısıyla yabancı tercihinin birçok takım tarafından doğru yapılamaması ve milyonların sokağa atılması. Yani en az şu anda Süper Lig'de 16 takımdan 7-8 tanesi boşuna yabancı almış durumda. Yani bir genç oyuncu oynatsanız cebinizden 50 bin TL çıkacak ama 500 bin ile 1 milyon arası para harcayan kulüpler var ve yabancı da hiçbir şey alamıyor. Sadece adı yabancı, sadece kadroda yabancı diye geçiyor. Eğer doğru tercihler yapılabilseydi yabancı da o takımlar çok fark yaratabilirdi. Düşünün, Cihangir bile şu anda yabancısız oynuyor. O noktada yani. Ve namağlup liderliği zorluyor. Kısa bir özet, zirveyi konuştuk. Az sonra dibi de konuşuruz. Ahmet Doğan'a da söz vereyim. Evet, Ahmet. Evet, ligi değerlendirecek olursak sevgili Çelen, hafta zirvedekiler, ilk 8 sırada olan takımlarda Yeni Cami'nin dışında kazanan takımların olduğu, altta da Hamitköy'ün kazanıp diğerlerinin kaybettiği bir hafta geride kaldı. Özellikle bu hafta, geçtiğimiz hafta içerisinde yaptığımız değerlendirmede de Mausa Türk Gücü'nün maçların zorluk derecesine baktığımızda Mausa Türk Gücü'nün haftası olacaktı dedik ama özellikle Yeni Cami'nin dışında diğerlerinin kazanması zirve yarışının devam etmesini getirdi. Ama burada az önce sevgili Hasan'ın vurguladığı nokta çok önemli. Zirve yarışında şu anda en favori takımlar arasında gösterilen Mausa Türk Gücü ve Değirmenliğin kazanarak yollarına devam etmesi. Birer beraberlik, ki kendi aralarında oynanan beraberlik. Ama onun dışında özellikle zirveyi zorlayacak takımlar ve bu zirve içerisinde yer alacak olan takımlar, işte Cihangir, Yeni Cami, Doğan Türk Birliği gibi takımların, Mesari ya da Umupınar'ı da bu işin içerisinde katarsak, bu zirveye oynayan ve yukarıdaki Doğan, Mausa Türk Gücü ve Değirmenliği yenmek durumundadır. Siz onları yenmediğiniz sürece fark açılacak ve ilerleyen haftalarda da katılıyorum Hasan'a. Zirvede iki takım kalarak diğerleri de artık zirvenin içerisinde ilk üçte yer alma mücadelesi verecek. Bu ilerleyen haftalarda lig için sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ligin genel değerlendirmesine baktığımızda Mausa Türk Gücü'nün fark yaratarak çarpıcı sonuçlarla devam etmesi son derece önemli. Devam ederken de özellikle çok fazla forma şansı bulmayan, ki ilk haftalarda fark yaratan bir Eray Vudalı gerçeği vardı. Bu oyuncuları da Ali Hoca'nın harmanlayarak takıma katması ve bu oyuncuların da gerek attığı goller, gerekse takıma sağladığı güce de baktığımızda bir takım bütünlüğünün sağlandığını görüyorum. Potesiz bir Mausa Türk Gücü şu anda bile fark yaratıyor. Bu önemli Mausa Türk Gücü adına. Değirmenlik adına bir lig yarışı var ve bu ligin yarışında da şampiyonluk hedefi var. Şampiyonluk hedefinde elbette ki kurulan kadro yapısı, oyuncu kalitesi, taraftarlar iyi futbol, kaliteli futbol ve güzel sonuçlar bekliyor ama burada en önemli unsurlardan bir tanesi kazanmak önemli. Değirmenlik şu anda onu yapıyor. Kazanıyor ve şampiyonluk yolunda da emin adımlarla o da zirve yarışındaki yürüyüşünü devam ettiriyor. Geriden gelen takımların özellikle Yeni Cami gerçeğinden, ki az sonra yönetmenimiz sevgili Kaya'dan Yeni Cami maçının özetleri koymasını isteyeceğim. Yeni Cami'nin özellikle iyi başladığı ve yetki karmaşası ile başlayan sıkıntı hala daha devam ediyor. Ve özellikle bu yetki karmaşası sonrasında Ulus Hoca ile Cemre Hoca arasındaki sıkıntılar Yeni Cami'ye ciddi anlamda zarar verdiğini düşünüyorum. Ve şu vardır, ya da adını böyle koyuyoruz, hiçbir kriz yokken kendileri bu krizi ortaya, bizim yani önümüze serdiler. Bir o, ikincisi de az sonra görüntülere gelecek. Ki biz bu noktada bu hafta çok ciddi anlamda sadece teknik adamların kenarda kaldığını ve bu konuda da dördüncü hakemlerin bu hafta ciddi anlamda özen gösterdiğinin altını çizmek istiyorum. Ama biraz sonra görüntüye gelecek. Sevgili hocam, Ulus Nasıroğlu yetki karmaşası noktasında sıkıntı yaşadığını ve devam etmediği, istifa ettiği ve geri dönüşü sonrasında ben beklerdim ki bu hafta alınan önlemler sonrasında da kendisini ön planda görmek istiyordum. Geri planda olduğunu biz değil, kendisi bize gösteriyor. O yüzden eğer birinci şimdi, yetkili kendisi buradaki, ise buradaki görüntüde Cemre'nin ön planda olduğunu söylemek istiyorsun herhalde. Evet, sürekli Ulus de orada hiç çıkmadı mı? Bir defa gördüm ekranlarda. Yani o da özet görüntüleri. Yani gördüm. Önemli olan odur. Şimdi bir görüntüye takılarak hayır, konuşmak. Görüntüde sürekli olarak kenarda Cemre Hoca'nın durduğu var.
Cemre Hoca o zaman bu takımın bana göre ve izleyicilere göre hocası Cemre Hoca. Zaten bu bu kararı alırken Antrenörler Derneği ile Futbol Federasyonu hem o çirkin görüntüden uzaklaşmak, 3-4 kişinin saha kenarında tiyatro izler gibi değil de tek bir kişinin takıma hükmettiği kararını getirmek. Bir de antrenör kimdir? Paravan ortaya çıksın bir noktada. Aynen hatta bu öyle. Haftaya da haftaya da yaka kartı geçiyor. Evet, yani işte bu uygulamalarda eğer siz orada birinci yetkiliyseniz oradaki görüntüyü vermemeniz gerekir. Bunların yarattığı noktadan sonra da Yeni Cami'nin çok iyi başladı ama son haftalarda iki beraberlik arkasından mağlubiyet bir anlamda hem kendi kulüp camiası içerisinde sıkıntıları getirdi hem de zirve yarışında var olabilecek veya zirveyi değiştirebilecek anlayışından da şu an uzaklaştığını görüyorum. Bu onlar adına son derece tehlikeli. Az sonra değerlendireceğiz. Özellikle bir teknik adamın sağ kenarında duruşu evet önemli ama geçmişte yapılan ve daha sonrasında 10 oyuncunun yedek kulübesinde olmasında da çok ciddi sahalarda sıkıntı var. Özellikle yedek kulübesinde futbolcuların bile yetmediği, oturacak noktada yetmediği bir ortamda düşünün yönetici var, yardımcı antrenör var, kaleci antrenör var, masörün var, malzemecin var, sağlıkçın var. Yetmiyor. Ama yani kural, çok... kural burada biraz dün itibariyle başka yerlere çekildi. Şimdi Turan Hoca sevdiğim saydığım başarılı bir teknik adam. Dün Atatürk Stadı'nda bu sorunu söyledi. Atatürk Stadı'nda böyle bir sorun yok. Yoktu kesinlikle. Yani ama söylemesi iyi oldu. Diğer statlarda senin de söylediğin gibi sorun var. Evet. Da kural yeni ille masum kedi gibi kenarda oturacağın anlamı taşımıyor yani. Kesinlikle. Yedek hocan ya da yardımcı hocan, kaleci hocan hemen kulübenin yan tarafında, arkada, yan tarafta durabilir yani. Bu Kur'an-ı Kerim değil. Buradaki asıl çirkinlik ön tarafta 4 kişinin sahaya bağırması, kimin yetkili olduğu, kimin yetkisiz olduğu budur. Ya da yöneticilerin sahaya antrenör gibi hareket etmesi. Bizim asıl kararı alırken ki niyetimiz buydu ki. Kesinlikle. Beni 2 hafta önce Turan Hoca Atatürk Stadı'nda gördü. Hocam dedi çok hızlı başladınız başkanlığa dedi. Çok da iyi gidiyor. Yalnız dedi bu paravanlığı nasıl çözeceksiniz? E tamam hocam biz adım attık çözmek için ilk eleştiren sen oldun. Evet. Aslında çok da eleştirme anlamlı değil, doğruyu da söyledi. Aslında iyi bir pencere açtı. Ama keşke biraz daha tatlı farklı söyleseydi diye düşünüyorum. En azından sahalardaki şimdi yani bir de spor dairesini ya da Futbol Federasyonu düşünüyorum ya. 30'una da sandalye yapamaz ki yedek kulübesine. Yani. Çünkü bazı takımlarımız şimdi tuttu yemekçisinden çorapçısına bilmem nesinden bilmem nesine. Futbol Federasyonu aslında belli bir sayıya var ama bu kuralda var işte fizyoterapistidir, tercümanıdır, sağlıkçısıdır. Tercümanın ne işi var sahanda? Var, yabancı var. Var, yabancı Süper Lig'de var. Birçok tamam da teknik direktörler de birçoğu İngilizce biliyor. Tamam da bu kural var. Biz de bu kuralı ne yapıyoruz? Deliyoruz. Deliyoruz. Sahaya yönetici bile koymak istediğimiz ismi tercüman olarak yazıyoruz bazen falan filan. Evet. Şimdi çok da eleştiremeyin. Yani profesyonelliğe gidiyor bazı takımlar. İşte Doğan Türk Birliği gibi, Dumlu Pınar gibi kulübesinde kalabalık. Tamam. E tamam da yani her kulübeyi de tren yolu gibi yapamam yani. Kesinlikle. Gerekirse biraz daha sıklaştırabilin ya da dediğim gibi kaleci hocasıdır, hocadır falan. Bunlar kulübenin hemen yan tarafında durabilirler yani bunda sıkıntı yok. Önde olmayacaklar. Sahaya hükmetmeyecekler. Kural bu. Ve bunu bu haftaki maçların birçoğunda ben cuma gecesinden beridir izledim. Gerçekten tüm hocalara teşekkür ediyorum buradan. Gayet yerinde uydular. Bir tek Türk Ocağı maçında bir hareket var. Orada da Osman Hoca taviz vermeyeceğiydi. Yani isim değil bizim derdimiz. Sen eğer bir yerde taviz verir ve ışık yakarsan bu defa sana diğer maçlarda derler ki burada bu olduydu neden yapmadınız? Ya niye izin verdin? Niye izin verdin? Yoksa tabii ki eksiklerimizi göreceğiz. Şimdi bunu yaptık. Turan Hoca'nın söylediği eksiği gördük. Düzeltilebilecek yerlerde doğrudur. Çok az küçük kulübeler de var. Büyütülebileceği kadar büyütülecek. Ama 30 kişilik de kulübe yapamazsın yani. Kesinlikle. Bu net. Ama en azından biraz daha büyütülecek olanlar var. Bazılarında dediğim gibi bizler yerimizi ve duruşumuzu bilmemiz lazım. Evet. Ama bunu
uygulayacak olan da dördüncü hakemlerdir. Genelde uyguladıklarını gördüm ben. Bir haftalık olmayacak ama Doğan. Çok iyi biliyoruz bu işleri. Evet. İlk başta herkes her şeyi doğru yapar. Sonra yavaş yavaş suistimal ederiz. İşte yavaş yavaş suistimal etmeyeceğiz. Herkes bu hafta kulübede teknik adamın kim olduğunu gördü. Tek bir kişinin sahaya yönettiğini gördü. O bağırmalar, hengameler, yaygaralar, sokak futbolu gibi olayları yaşamadık. Güzel bir tablo çıktı ortaya. Evet. Bizim derdimiz zaten ülke futbolundaki eksikleri görerek daha iyi noktalara götürmek. Ben bir eksik daha söyleyeyim size. Yedek kulübelerinin yerleri tüm sahalarda değişmesi lazım. Birçok sahada değişmesi lazım. Yani ben geçen gün Cihangir'de maç yaptım. Anam ağladı. Bak anam ağladı. Girne 20 Temmuz'da anan ağlar. Aynı şekilde. Olamaz yani. Böyle bir şey olamaz. Güneş Beyliği'nin içinde, Güneş Anlığı'nın içinde yedek kulübesinde oturttuğum futbolcuyu Husisi 10. dakikada ısınmaya yolluyorum. Sırf güneşten mayışıp da sersem olmasın diye. Alın ya kulübeleri bu tarafa. Ne olacak? Zararı ne Allah'asınız bana söyleyin ya. Zararı ne? Yani Girne 20 Temmuz'da çok rahat alınabilir. Zararı ne ya? Çok sahada alınabilirsin. Alanlar tek da var mı? Girne 20 Temmuz stadında yedek kulübelerini aldığınız zaman onun türbünler çok yakın ve olsun. Alçak olduğu için alt sıralara oturanlar kulübelerin olduğu Doktor bölgelerde. Doktor Fazıl Küçük de nasıldır Çelen? Doktor Fazıl Küçük biraz daha yüksektir. Ne yüksekti? Türbün konumu itibariyle konumu daha biraz yüksek. Daha yüksekti. Ya Allah'a siz yani varsın biraz yüksek olsun, alçak olsun. Alacan Cihangir'i alacan güzel bir zafer. Beyninin içinde güneş. Girne, beyninin içinde Cihangir'de güneş. Cihangir'de mesela olabilir. İskele Cumhuriyet karşıya türbünlerin durumu. Aynen yani olamaz böyle. Cihangir'de de türbünlerin bak, durumu. Bak Mor Menekşe aynı sıkıntıyı yaşıyorduk. Aldı. İlk hafta ben Mor Menekşe'ye gittim. Muhteşem bir atmosfer. Evet. Muhteşem. Ne güneş beyninde ne bir şey sahaya yakın gayet. Ya yani bunları göremeyecek, bunları düzeltemeyecek, bunları yapamayacak durumda mıyız ya? Yani bunları zaten kulüpler yapıyor. Geçen yılda Çanakkale yapmıştı. Atatürk'te, karşı Atatürk'te geçen sene bunun hatasını yaptık. Aldık kulübeleri karşıya. Bir baktın karşıda çamaşır sermiş gibi bütün futbolcular formaları asmış şeye. Yedek kulübelerin üstüne güneş girmesin. Güneşten korunsun diye. Sen de kamerayla canlı yayın yapan. Yani çok ne masraf ister ne bir şey ister ya kulübeyi bu tarafa almak. Yani çok zor değil yani. Değil. Yani birçok sahada bu yani olabilir. Her şeyi birileri söylemesi lazım değil mi arkadaşlar? Kulüpler de ayırtmalı. Kulüpler de düşünmeli. Yani ben Cihangir'in hocası olayım. Birinci yönetimime yaptıracağım şey kulübeleri bu tarafa almaktır. Her hafta Toygar Hoca o güneş nasıl yer beynine ben anlamadım. Çok zor. Kolay değil. Yani hem futbolcu hem teknik adam ve o güneş ya da 20 sonrasında... Temmuz oturun Bayar Başkan, oturun Türk Ocağı'nın yeni başkanı, Girne Halkevi'nin yeni başkanı. Üçünüz bir protokol yapın, bir yazı verin. Spor dairesine 5 dakikada değişecek. Bakın 5 dakika. Her hafta bu eziyeti çekmektense. Zaten artık yani portatif olmalı bence. Portatiftir zaten, tekerleklidir şeydekiler. Girne 20 Temmuz'a evet. Gider. Gidebilir. Bizim İskele'de de öyledir. İskele Cumhuriyet Stadı'nda da öyledir. İskele Cumhuriyet Stadı'nda da öyledir. Al bu tarafa gerekirse bir kulübeyi Türk Ocağı'na ver, bir kulübeyi Doğan'a ver, ortadaki kulübeyi de Girne Halk Evi'ne ver, arkasına da reklam alsınlar. Evet. Nikosya'nın burada yaptığı, Atatürk Stadı'nda yaptığı gibi al sana bir ekstra gelir daha. Evet. Karşıda kulübelerin çıktığı yerde reklam panosu açılacak, yer açılacak. Birer reklamda oraya aha size kulübe ekstra şey Bayar Başkan izlemeyiz şimdi bak ona fikir verdim. Yanlış mıyım ya? Doğru, yani? Doğrudur. Doğrudur. Abi bir gel 90 dakika maçtan çıkan yemin ederim maçtaki stresten yorulman güneş seni sersem eder ya. Evet. Bir de onun akşam dönüşünde şu andaki güneş de yakıcı bir güneş. Evet. Yani çok yani ciddi sıkıntı şey, yaratıyor. Böyle bir sahalarımızda gerçekten düzenlemeye gidilmesi lazım ve bunlar para gerektiren bir şeyler değil yani. Bunlar çok evet. Basit yapı. Al o yandaki kulübeyi getir bu yana en basiti yani. Evet. Aynen öyle. Evet, ligin son alt sırasını da değerlendirelim. Özellikle alt sıralarda Hamitköy'ün kazanması, 3 basamak yukarıya çıkması son derece önemliydi. Özellikle bir başkent derbisiydi. Göçmenköy ezeli rakibi yenmesi onlar adına son derece değerliydi. Göçmenköy'de değişim gerçekleşti. Değişim sonrasında beklentiler de yüksekti ama o beklentilere cevap verebilecek sonuç ortaya çıkmadı. En azından oyunsal değil ama sonuç olarak istenilenler ortaya çıkmadı. Dolayısıyla bu sezon adına geride kalmıştı.
kalan 7 haftada Merida Alsancak, Yeşilova ile Göçmenköy tam bir hayal kırıklığı olarak devam ediyor. 7. hafta geride kaldı ve istedikleri sonuç alınamıyor. Merida Alsancak, Yeşilova'da da bugün yapılacak toplantıda nasıl bir karar çıkar, radikal önlemler gündeme geldi. İzleyip göreceğiz ama gidişatın doğru bir gidişat olmadığını, oyuncu kalitesiyle aldığı sonuçların doğru orantılı olmadığı Merida Alsancak, Yeşilova'da aynı şey Göçmenköy için geçerli. Buradan özellikle Mevlüt'ün ayağı kırıldı, ona geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Gerçekten çok şanssız bir sakatlık genç futbolcu adına ve uzun süreli bir sakatlık. Acil şifalar diliyorum. En erken zamanda sahalara dönmesini diliyorum. Onun dışında az önce söylediğim gibi zirveye de mücadele edecek takımlar ve zirveyi daha da hareketli getirecek noktada Doğan Türk Birliği'nin, Cihangir'in, Yeni Cami'nin, Mesarya'nın, Dumlupınar'ın bunların bu tür rakiplerle oynadığı maçları kazanarak daha farklı bir ortam yaratmaları gerekir. Doğan Türk Birliği'nin 3'te 0, her şey 0 iken 4'te 4 yapması ama 4'te 4'ten öncesinde oyuncu performanslarının grafiğinin yükselmesi gelecek adına Doğan Türk Birliği'ni ciddi anlamda ümitlendiriyor. Tansel'in geri dönüşü, Billy Michel'in geri dönüşü, Halil Turan'ın daha çok istediği gibi yani dönmese de. Yani gol noktasında belki yok ama katkı olarak katkı var. Katkı olarak var. Yavaş evet. Yavaş onun dönmesi, Kenan'ın gollerle dönmesi en büyük bu adına Kenan, en büyük çok adına. Önemli. Çünkü Selim oynamıyor. Kenan çok farklı özelliğe sahip bir oyuncu ve farklı sistem içerisinde oynatabileceğin önemli bir isim. Onunla birlikte son haftalarda da çok fazla pozisyon vermeden, Gençlik Gücü maçında pozisyon verdi ama onun öncesinde çok fazla pozisyon vermeden kazanması, gelecek adına zirvede 7 puan fark olmasına rağmen zirveye geri dönüş yapabileceğini yani düşünüyorum. Ben de Doğan'da ne korkudur Ahmet Bilin. Her yıl böyle bir seri yakalarlar. Caner Hoca'nın döneminde de 7-8 hafta evet. Gelirler bir kritik maça, tostlarlar. Ondan sonra tekrar düşüş. Evet, başa ligin son 7-8 haftası da tamamdır. Biz ikinciliğe, üçüncülüğe oynayacak. İşte en büyük sıkıntı odur. Acaba Turan Hoca'yla bu değişecek mi? Ki bu haftaki futbol sahaya yansıttıkları futbol sanki onu hatırlattı ki Turan Hoca da şikayetçi bu haftaki futboldan. Bakıyorum bu hafta yani erken doyuma mı ulaşıyor? Hayır. Ocak, erken kolay değil. Aslında 7-8 maç normal bir seridir. Yani 15-20 maç yapacak diye bir şey yok. Ama bir mağlubiyet aldıkları o mağlubiyet hep kritik maçlara geliyor. Yani o kopma maçlarına az önce söylediğimiz evet. Olay. Mesela Cihangir şu anda bu hafta oynuyor Değirmenlik'le, haftaya oynuyor Mausa'yla. Takar mı ikisini de şampiyonluk yarışına giresin ya da ikisine de takalım bitirin. Evet, bitirir. Bunun gibi anladın? Doğan şu anda 4'te 4 çok iyi. Bu hafta oynuyor Hamitköy'le. 5'te 5 çok yakın. Haftaya Küçükkaya zor bir viraj gibi gözüküyor ama alabileceği bir maç. 6'da 6. Sonrasında oynuyor Yeni Cami ile içeride. İşte Papara'nın koptuğu, Papara'nın koptuğu noktaya geliyor. Burayı geçer mi? Sonrasında bakıyorum. Oynuyor Çetinkaya ile. Yani işte o Yeni Cami'den sıyrılır mı? Orayı geçer mi? Bu gibi noktalarda tosluyor ama İyi bir hava yakaladıkları kesin net ortada. En önemlisi Eylül'ün başında antrenmanlara başlamış bir Billy. Gerçekten şu anda muhteşem bir form yakalamış durumda. Evet, kolay değil form. Ve ben buradan kutluyorum. Bir ara kafalar döndüydü. Sağlığı düzelir mi? Değişelim mi? Aminu'yu getirdiler orta sahaya. Evet. Tekrar Billy'e döndüler. Eleştirdik de biz. Ve ben hala daha da açık net söylüyorum. Eleştirimin de arkasındayım. Ben Doğan'ın yerinde olsam, hocası olsam pivot forvet getiririm. Yani bir Hamitköy'ün forveti gibi getiririm. Net yani sezon başında onu arar getirirdim. Ama onlar ısrarla Billy de şey yaptılar. Ha şimdi önlerine bir piyango çıktı. Bu piyango da büyük ikramiye ile mi kazanacaklar, küçük ikramiye ile mi kazanacaklar, Remzi olayını alacaklar mı, almayacaklar mı bilemem. Alırlarsa yabancı transferi kadar hükmeder. Kendileri açısından çok büyük artı olur. Ve belki şampiyonluk serüveninde sonuna kadar zorlayıp olamayabilirler ama kupa en büyük hedefleri olur Doğan'ın diye düşünüyorum. Evet, katılıyorum ve şunu da ekliyorum. Özellikle Doğan Türk Birliği'nde böylesi bir hamle olacaksa Remzi hamlesi, bana göre Güvenç ve Arda'nın daha fazla forma şansı bulması gerekir. Eğer bulamazsa devre arasında Remzi'nin gelişi, onların kiralanarak geçen yıl yapmış olduğu patlamayı devam ettirmesi iki genç oyuncunun daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ve onun dışında da özellikle Doğan Türk Birliği'nin ligde şampiyonluğu zorlayabilecek noktaya gelebilmesi için Hasan'ın saydığı maçları geçmesi gerekir. Hayır, bir de devre arası Yeni şey geliyor. Forvet.
çaprazdan çıkan. Kaan geliyor. Var. Bir de Kaan geliyor diyorlar. Yani çok önemli. Ya genç da Kaan'ı vereceksin, pişireceksin. Evet, zaten Kaan 2 yıl öncesinde Karşıyaka'da çok önemli işler yapmıştı. Geri döndü, takımda katkı sağlamaya başladı. Çok şanssız bir sakatlık. Yani forvet hattında da Halil Turan'ın varlığı, Arda'nın, Kaan'ın olduğu noktada da aslında çok da eleştirmek istemiyorum ama ben de aynı düşüncedeyim Hasan'da. Kanat oyuncusu olarak Bilin'in yabancı tercihini ben düşünmem yani ben kötü olsam. Kötü futbolcu olduğu için değil, değil. Bu ligin ilk beşine rahat korum yani. Ama Doğan yıllardır kaybediyorsa forvetsizlikten kaybediyor. Evet, evet. O saydığımız şeyler de futbolcularda, forvet futbolcularının da varlığı aslında böyle bir karara kendilerini ittiğini düşünüyorum ben. Dolayısıyla da Doğan'ın bana göre zirve yarışında var olacağını ve zirvenin şeklini değiştirebileceğini düşünüyorum. Onun dışında alta geldiğimizde çok kısa Küçük Kaymaklı'nın istikrarsızlığı, Yeni Cami ve Gönyeli'nin dibe vurduğu, sadece sonuçlar olarak değil oyun olarak da dibe vurduğu bir nokta. Diğer taraftan baktığımızda Hamitköy 7 hafta sonra kazanması alttaki sıcaklığı bir o kadar daha artırdı. Az önce söylediğim Yeşil Ova'nın kazanamaması, gençlik gücünün istikrarsız zaten devam etmesi. Zaten lig ikiye bölündü değil mi Ahmet Okan? 9-7 evet, diye bence ikiye bölündü. Yani özellikle kadar. Kaymaklı da şu anda 8'in içinde ama bana göre ilk 7 ve onun 6 diye. O zaman Kaymaklı Lefke'yi de koydun sen. Ben Kaymaklı evet. Lefke'yi bir üste bıraktım. Onun altındaki Türk Ocağı, Çaynapazar, Göçmenköy, Hamitköy, Yeşilova, Çetinkaya, Gönyeli diye aşağıda bıraktım. Evet. Çetinkaya'nın işinin ben Allah'a emanet olduğunu düşünüyorum. Çok zor. Çok zor. Çünkü yani oyun olarak bir yönetim şey yok, taraftar yok, para yok, transfer yapacak cesaret yok. Kimse çünkü yok. Destek yok. Aynen. Ama Gönyeli'de bankada yatan 1,5 milyoncuk var. Evet. Sezon başında Kemal'dan, Memal'dan aldıkları paralar yatırdılar ve devre arası için şu anda çalışma yapıyorlar. Yani 3-10'dan, 2-10'dan, 1-10'dan görüşmelere başladılar. Yanlış mı? Bence bu zamanda yanlış. Tabii ki yanlış. Ama Türk Ocağı'nın mesela kadro dışı veyahut gelmeyen oyuncularıyla görüşüyorlar. Bu çok yanlış değil. Tabii ki de. Onlar zaten kadro dışı. Aynen. Aslında kadro dışı olmadığını açıklıyor Türk Ocağı. Bizde tek kadro dışıdır. O Remzi'dir. Tamam niye oynamıyorlar? Gelmiyorlar. Kendileri gelmiyor. Aynen. Ama. Türk Ocağı yönetimi kadro dışı bırakmadı. Sorun yönetimle mi? Remzi'nin kadro dışı kaldığı Remzi'den, destek mi? Remzi'den. Remzi'ye ama destek yönetimde mi? Bunun adını koyması lazım. Yani böyle bir komedi de yok. Biz onları kadro dışı bırakmadık. Tam da 5 haftadır gelmeyen adamların için oturup da hala daha kadro dışı bırakman. Yeni başkan geldi niye çözümü? Niye? Ya çağıracaksın, görüşeceksin. Yani alacaksın. En azından, ya da ben de kadro dışı bıraktım diyeceksin. En azından diyeceksin. Bir telefon açıp be çocuklar niye gelmiyorsunuz antrenmanlara demek. Niye gelmediklerini bilirler. Bunlar konuşuldu Çelen. Tamam. Sen o zaman çıkıp da şu an karar üreteceğiz. Sen çıkıp yani da şu anda açıklama yapamam. Bizim tek bir kadro dışımız var. Diğerleri kendileri gelmez. Gelmezse kadro dışı bırak o zaman. Senin kulübünün üstünde mi ne? Neyin savunun yani neyin üstüne çıkmaya çalışın? Yarın çıkıp antrenmana gelirlerse bu hafta sonu oynayacak mı? Ya şimdi bu hafta bu ortamda oynayabilirler. Bu karar izlenimi var bende bu hafta yani. Halil Turan, Güvenç, Arda gitmesin Doğan'da. Gelecek hafta da gitmesin. Üçüncü hafta gitsin. Alacak kendileri kadroya ya da Doğan yönetim oturup bunlar kadro dışıdır demeyecek. Böyle bir başıboşluk olur. Aynı şey sordum. Olamaz yani böyle bir bugün, şey. Bugün pazartesi ilk antrenman. Ocağın o gelmeyen futbolcuları gelip antrenmana katılırsa hafta sonu oynayacaklar mı? Onu hoca bilir. Eğer tamam. Sen oturur da yönetim olarak görüştüysen, affettiysen, bir krizi çözdüysen hoca bilir. Hazır bulduğunu oynatabilir. Onu çok eleştirmem yani ben. Benim derdim hala daha 4 haftadır çıkıyor. Gerek Ertaç, gerek başka başkan, gerek yeni gelen başkan, gerek yöneticiler, gerek hoca. Bizde tek kadro dışı var. O birileri kadro dışı değil. Nerededirler? Gezerler. Gezerlerse sen Ocak yönetimi olarak niye kadro dışı bırakmıyorsun? İşte doğrusu odur. Yeni başkan göreve geldiği ilk gün programda da söyledik. Bu oyuncuların varlığı Ocağın oyuncusu mu yoksa bunlar da kadro dışı mı? Buna karar vermesi gerekirdi. Yani evet. Bu belirsizliği ortadan bildiğim ne kaldırman gerekir. Ertaş dik duruyor. Yönetim dik duruyor. Bunları kesinlikle çağırmayacak. Kesinlikle affetmeyecekler diye bir bilgim var. Tamam o zaman yönetim buna da karar alsın. Evet. Bitti. Bunlar bu kadar hafta takımın yanında olmadıkları, böyle bir karar aldıkları için Remzi ile beraber bunlar da kadro dışı bırakılmıştı. Bu kadar basit. Bitti. Yani olayı da büyütmeye gerek yani, yok yani. Hiç gereksiz. Kimse de neden kadro dışı bıraktınız diye soracak. Zaten gelmiyorlar. Zaten yani kadroda yoktular. Maçlarda evet. Yok, antrenmanda yok. Yani hiçbir yerde yok çocuklar. Evet. Vallahi Remzi ile pazarlık var Doğan'ın.
Belki Doğan'la büyük rekabet içinde dediler ama vallahi Remzi'yi verirken iyi bir para al, yanında birkaç tane de gerekirse kiralık takas al. Bu seneyi geç. Çünkü bu devre arası oyuncular... bu devre arası hiçbir takım Golay'ına adam bulup da alamayacak yani. Alamaz tabii. Golay'ına adam bulup alamayacak. Bunu sezon başında yaşadık ve gördük. Çok zor bir transfer piyasası var. Kesinlikle. Çok zor. Evet, bir de Türkiye'ye uzanalım. Türkiye'de önceki akşam, cumartesi akşamı bir derbi mücadele vardı. Galatasaray-Beşiktaş derbisi. Galatasaray 2-1'lik skorla derbiden galip ayrılan taraf oldu ve ikinciliğe yükseldi. 24 puanı var. Fenerbahçe'nin 26. 2 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Ahmet, senden başlayalım. Çok önemli bir galibiyet aldı Galatasaray. Özellikle son haftalarda Alanya maçında bile şu berabere kaldı oynadığı futbol bu farkı yaratacağını gösteriyordu. Takım kimyasının uyuşması, oturması ve doğru kadro tercihi sonrasında da ciddi anlamda oynadığı futbolla keyif veren bir Galatasaray var. Bu derbide de öyle oldu. Onun öncesinde oynadığı maçlarda da öyle oldu ve artık yavaş yavaş zirve yürüyüşüne Galatasaray'ın başladığını söyleyebilirim. İnanılmaz bir atmosferde çok güzel bir maç ve sonrasında da... Önümüzdeki haftada Başakşehir'le oynuyor. Zaten, zor bir maç. Zaten kolay maç yok. Yani özellikle Alanya'yla içeride oynadığı... Başakşehir'de 23 puanda. Dolayısıyla bir anlamda hem derbi hem zirve mücadelesi. Tabii ki bu akşam Başakşehir'in maçı var. Evet. Yani o maçtan ne çıkacak? Çok zor bir deplasmana gidiyor. Hatay deplasmanına gidiyor. Oradan kayıp yaşaması, Galatasaray maçı sonrası ve çok önemli maçlar var. Ama özellikle aldığı galibiyetle ve varlığı ile oynadığı futbolla gerçekten fark yarattığının altını çizmek istiyorum. Icardi'nin geri dönüşü, Mertens'in, Mata'nın, diğer oyuncuların varlığı artık takım olarak bir sistem üzerinde devam ettiğini görüyorum. Bu sistem üzerinde devam etmesi Okan Buruk'un da işini kolaylaştırdığını düşünüyorum. Çünkü çok gergindi saha kenarında. Diğer maçlarda da bunu çok net izliyorduk, görüyorduk. Ve her geçen haftada hem alınan sonuçlar hem kaliteli futbolla Galatasaray'ın ayak sesleri hissedildiğini söyleyebilirim. Beşiktaş'a döndüğümüzde Beşiktaş'ın özellikle değişim sonrasında farklı kazanması, derbiye iyi hazırlık yapmasına rağmen kaybetmesi ki savunma kurgusunda ciddi sıkıntılar olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Ve bunu aşamadığı sürece de şampiyonluğun en güçlü adayları noktasında geride kalacağının altını çizmek istiyorum. Ve çok önemli bir maçtan kayıpla ayrıldı. Onlar adına özellikle istim üzerinde olan Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe ve Adana Demir ki haftayı bay geçti. Bu takımların form grafiğinin yükselerek aldığı puanlara baktığımızda, Beşiktaş'ın kaybettiği puanlara baktığımızda zirvede de açılma olduğunu görüyoruz. Trabzon çok önemli puan kaybetti. Kendi sahasında 2-0 öne geçtiği maçta 2-2 berabere kaldığı. Ama şu vardır, özellikle VAR ve hakemler noktasında gene çok büyük sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor Türkiye'de. Bunun çözmesi gerekir ama çözülemiyor. Bu da ciddi anlamda etki ediyor maçlara ve özellikle derbide de çok keyif aldığım bir derbi olduğunun altını çizmek istiyorum. Ve Galatasaray özelinde de çok önemli bir 3 puan. Bu akşam evet. Fenerbahçe'nin oynayacağı Sivas maçı sonrasında ne çıkar ne biter bilemem ama önümüzdeki hafta son hafta olacağı için ara verilecek Katar'daki Dünya Kupası için Başakşehir maçı, şartlar ne olursa olsun Başakşehir bu akşam kazansa da kaybetse de o maç bir anlamda özellikle Galatasaray'ın virajı döneceği maç olacak olacağını düşünüyorum. Ve o açıdan da baktığımda bir başka kaliteli maç daha bizleri bekliyor. Derbi özelinde bunları söyleyebilirim. Evet, Hasan? Çok kritik bir virajda Galatasaray. Beşiktaş da aynıydı ama çok büyük transferler yaptı Galatasaray ve biraz geç yaptı. Geç yaparken de lig başladı. Getirdiği yıldızlar dünya markası. Tartışmaya bile gerek yok. Masaya koyduğunda konuşmaya bile gerek yok. Yani Mario Icardi'den bahsediyoruz. Joan Mata'dan bahsediyoruz. Adını andığınızda hayal gelip Türkiye'de oynamalar. Hele de Icardi'nin. Mata de yaş olarak Hacı'nin yaşlarında gelebilirden de Icardi 50 milyon eurolara transfer olmuş. Paris Saint Germain'in forvetinden bahsediyorsunuz ve ne kadar doğru ne kadar yalan bilemem ama ücretsiz transfer edeceksiniz. 750 milyon euroya da size oynayacak. İlginç ama işte büyük bir transfer başarısı var. Şimdi Galatasaray doğrudur Ahmet Okan'ın söylediği. Bir yandan da ligin içinde kendini buldu. Okan'ın ilk yılı stres yaşıyor, panik yaşıyor. Kendisi aslında 55 bin seyirci önünde Giresunspor'a mağlup oluyor. Bir panik ansızın takıma yansıyor.
Kolay değil. Sonrasında arda arda geride kalan 12 haftada en çok hakem hatası Galatasaray oldu. Bu net yani. Arda arda gelen onlar kafalar biraz daha da bulandırdı. Bu araya girmeden önce bu haftaki maçtan sonra ara, bir aylık bir ara var. Evet. Bu araya girmeden önce Beşiktaş maçı ve Başakşehir maçı. Galatasaray için çok büyük bir virajdı. Bu virajın birini geçti. Eğer başarır da Başakşehir'i de geçerse ligin şu anda en favori takımlarından biri Galatasaray'la Fenerbahçe olmuş duruma gelir. Fenerbahçe için ne kadar olumlu konuşsam da bu bir aylık ara Fenerbahçe'deki dengeleri bozabilir. Bu bir aylık ara Galatasaray'daki o yeni gelen transferlerin daha iyi hazırlanmasını, uyum sürecinin artmasını ve daha farklı bir Galatasaray'ın gelmesini sağlayabilir. Şimdi çok iyi ayağa gazda giden bir Fenerbahçe'ye bir aylık bir stop gelecek. Bu net yani. Evet. Belki de birçok şey değişebilir. Ahmet bir teknik adam. Bunu çok iyi anlayabilecek seviyede belki herkes farklı gözle bakabilir. Çok bir şey fark etmez ama çok şey fark eder Çelen. Bazen bir hafta ara bile çok şey fark eder. Ve Galatasaray'ın çok büyük bir fikstür avantajı var Çelen. Yani şu an haftaya Başakşehir maçıyla birlikte Galatasaray 8 deplasman maçına çıkmış. Fenerbahçe 5 deplasman maçı oynamış. İkinci devrede bu çok büyük avantaja dönecek. Fenerbahçe bu hafta içeride oynuyor bu akşam. Haftaya gene içeride. Evet, Giresun'da içeride. Galatasaray'ın ikinci devre fikstüründe bunlar çok oluyor. İçeride, içeride bir deplasman, içeride, içeride bir deplasman. Çok değişik bir fikstür çıktı bu sene. İlk defa görüyorum Türkiye Ligi'nde. Galatasaray'ın %90 maçı ilk devrede hep deplasman. İnanılmaz bir değişik fikstür. Yani yıllardır futbolun içinde böyle bir fikstür görmedim. Ama Galatasaray bir ivme yakalıyor. Tecrübeli oyuncuları, yıldız oyuncuları forum tutmaya başlıyor. Bu süreç kendi lehlerine avantaja dönecek. Beşiktaş dağınık. Çok dağınık. İlk defa bu kadar dağınık gördüm Beşiktaş'ı. Bu ara bence Şenol Güneş'e ve Beşiktaş'a da yarayabilir. Trabzonspor ben bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Bu şekilde bir ileri bir geri. Bu sene Trabzon ilk dörtte olur ama şampiyon olamaz diye düşünüyorum. Adana Demirspor, Konya, Başakşehir, hatta şu an ligin en başarılı takımı Kayseri'dir. Transfer tahtası kapalı olmasına rağmen şu an 23 puana geldi. Ayakta alkışlamak lazım evet. Kayseri'yi. Muhteşem bir çıkış. Bu takımlar lige renk katar. Ben Başakşehir'in Trabzon'dan daha çok şampiyonluk şansı olduğunu düşünüyorum bu yıl adına. O kadar iyi gidiyorlar. O kadar taş gibi takım, sistem takımı, hoca takımı. Çok güzel bir Türkiye Süper Ligi izleyeceğiz. Keşke bu hafta derbideki gibi hiç hakem konuşmasak. Evet. En önemli nokta zaten o. Yani en çok tartışılan konu da o Türkiye'de ama şunu söylemek istiyorum. İlk 4 sıraya belki de Trabzon bu sene çok zor girer. Onu net söyleyeyim. Evet. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın forum grafikleri, Adana Demirspor'u, Başakşehir'in inanılmaz eforu ve bu takımların iki tanesi de Avrupa'da devam ediyor sevgili Şelen. Çok kolay evet. değil. Devre arası Fenerbahçe'ye çok kötü gelebilir. Trabzon'da bugün belli oluyor rakipleri. O zaman diğerlerinin yarındır. Muhtemelen ya da bugündür evet. onlar şunu da söyleyeyim son olarak çok kısa özellikle pandemiden sonra 21 takımlı ve şu anda 18 takımlı bulmaya giden Türkiye Futbol Federasyonu bunu bay geçerek değil farklı metotlarla 18'de 20'ye düşecek. Hayır 18'e düşecek. Ha. 19 20 idi 21 idi 20 ha, şimdi ha. de 18'e ha. düşürmeye çalışıyor. Bu bay haftası çok evet. doğrudur Hasan'ın söyledi. Bir hafta bile bir takım için çok önemliydi. Çok önemliydi. Ve çok değişim yaşıyor ve o evet. değişimden sonra toparlamak çok zor. Türkiye Futbol Federasyonu gibi böylesine bir önemli kurumunda işte bay geçirerek 19'lu takım, 17'li takım, 21'li takım yapacağına aşağıdan takım sayısını fazla alarak bu bayı ortadan kaldırması gerekir diye düşünüyordum. Bu da önemli bir detaydır diye düşünüyorum. Evet, Ziraat Türkiye Kupası'na yarın Galatasaray'ın maçı var. Kaçtadır? Saat şimdi? 20'de. Yani bizim saatimizde 19'da. Evet. Yani bizim saatte 19. 20 diye görüyorum. O zaman orada 21 olması 21 lazım. 21 olması lazım. İç saha maçı mı? Saatler iç saha maçı. İç saha maçı olabilir. Ile oynayacak. Bu arada ilginç bir detayı aktarmak istiyorum ve yayını kapatalım. Arjantin Şampiyonlar Kupası maçında Racing ile Boca Juniors arasındaki maçta 11 kırmızı kart çıkmış. Ne yapalılardı? Herhalde boks maçı yapalılardı bilmiyorum. Helal olsun hakemin. 90+5, 90+7, 100.
120 artı 5, 120 artı 6, 120 artı 6, 120 artı 7 ve 120 artı 10'da Boca Juniors'un 7 adamı kırmızı kart gördü. 90 artı 5, 120 artı 4 ve 126 artı 6'da da Racing'in 3 oyuncusu kırmızı kart gördü. Boca Juniors teknik direktörü Hugo Ibarra da itirazdan dolayı kırmızı kartla oyun dışı oldu. 7 kırmızı kart ediyse hükmen düşer mi zaten? Düşmez. 5 değişiklik hakkı var. Muhtemelen değişti. Olmaz. Nasıl olmaz. Değişecek? Bilmiyorum. Yani çok yoruldular. Racing 4 kişiye düşerse düşer maç. 7'nin altında 96 kuralı. Tamam işte 4 adam kalır. 7 kırmızı kart. Bunlar yedek kulübesinde olmasınlar ama. Yedek kulübesinde de olabilir. Çünkü uzatma bölümlerinde bayağı yoruldular. Yani beyni etmediler. Maç tamamlandı. Racing şampiyonluk kupasını aldı. Demek ki yedek kulübesinden var bayağı. Evet. 2-1 normal süresi. 1-1 kulübesinde. 2-1'de yani sen maç açıklama yaparken bu tür maçlarda haberin detayı yok yani yedek kulübesinde. Bu tür şeylerde sen açıklamaya başladığında kırmızı karttan öte çok olaylar olur. İnanılmaz derecede bu tür finallerde Boca Juniors'un olduğu maçlarda çok olaylar olur. Evet. Ben zaten yine olaylar çıktı aslında ama öyle bir kırmızı final katlan. Öyle bir finali gidip izlemek lazım yerinde. Evet, süremizi tamamladık. O zaman aslında sürekli uyarıyor. AFK seminerinde herhalde oralara gidelim. Yönetmen mi uyarır, kameraman mı? Yönetmen söylüyor, kameramanla uyarıyor. Çok teşekkür ediyorum. Yarın yine birlikte. Biz teşekkür ederiz. Sayın seyircilerimiz, ayrılan süreyi aştık da bugün adına. Yarın tekrar birlikte olacağız. Mutlu ve sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.